Bugün özellikle pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışıp hastaların gönlüne taht kuran hemşirelerin günü. Bu kutsal görevi üstlenenlerden bir tanesi de Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Sibel Hemşire. Hemşirelik mesleği tarihinde de şu anda da büyük bir özveri, fedakarlık isteyen bir meslek. Bilginin, becerinin yanında insanın kutsal olduğunu kabul etmesi gereken ve her hastayı kendi hastasıymış gibi kabul edip hiçbir şekilde ayrım koymadan herkese eşit şekilde hizmet vermek zorunda olan bir meslek. Pandemi sürecinde de sıkıntılar tabii ki de yaşandı ama dünya genelinde yaşanan sağlık problemleri, sağlık çalışanları ve hemşireler özellikle büyük bir katkıya sahip bu konuda. Büyük bir özveri gösterdiler ve çok büyük bir başarılı bir şekilde biz bu süreci atlattık. Diğer kişisel sağlık sıkıntılarında oluşan sorunların birçoğunu biz yaşamıyoruz. Çünkü modern hemşireliğin kurulumu, hemşirelikte eğitim hizmetlerinin liseden lisans düzeyine çıkartılması, bilgi, beceri ve aynı zamanda insanın kutsal olduğunu merkezine alarak hizmet veren bir meslek grubuyuz. Tıpkı birer cephede savaşan asker gibi hepimiz görevimizi layığıyla yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Yeterince değer gördüğümüzü ben düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım mesleğim olarak da. Bireysel olarak değil, genel olarak durum değerlendirmesi yapmamız her zaman gereklidir. Şu an için bir sıkıntımız yok. Yönetimsel açıdan da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sıkıntılı süreçlerin her aşamasında tüm yöneticilerimiz sürekli destek oldular, her daim yanımızda oldular. Herhangi problem yaşamadık biz. Şöyle, bu sürekli dile gelen bir şey ama sonuçta mesleği seçerken biz bunun geceli gündüzlü bir meslek olduğunu biliyorduk. Özveri gerektiren bir iş olduğunu da biliyorduk. O yüzden ben sıkıntılı bir durum tabii ki fedakarlık istiyor. Temelinde insana değer verme yattığı için yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. Çok da serzenişte açıkçası bulunmuyorum. Tabii ki de zor bir meslek. Yani zaten çalıştığımız her gün her zaman bize yeni bir şey katıyor, yeni bir şey öğretiyor. Sürekli empati kurmak zorundayız. Karşıdakini anlamaya çalışmak zorundayız. O yüzden her günümüz hem çok güzel geçiyor hem çok zor geçiyor. Duygusal anlamda bazen bizi yükseltiyor, bazen düşürüyor. Çok yönlü olduğu için o yüzden çok hani şu beni çok etkiledi diyebileceğim bir durumla karşılaşmadım. Yani ne yaparsın? Tamam. Tamam.